Spike'ı kurmak üzere yerleşti. Hemen onun altında iki tane oyuncusu var. Bir de Fatih Şesmo var. Kero löpleyecek mi? Yakalayabilecek mi? Moj hazır. Kero'yu yakaladı. Şimdi avantaj futbolist tarafına geçmiş oldu ve 4'e 3 retake için yavaş yavaş başlangıç bölgesinden gelmeye başlayacaklar. Arkadan bir oyuncu gelmediğinin farkındalar aslında. O yüzden yakında biraz daha aslan bekleyecek ve burayı biraz daha çapraz ateşle oynamak isteyecekler. Lego'nun renk tesirli bombası tutuluyor. Her an bir temasa girilecek. Oh. Çok güzel bir headshot ama o bomba şimdi geliyor. Lego Strayman'ı düşürdü. Side altında Market'den çıkan bir Drake var. Lego tek başına. İki oyuncu daha kalmıştı. Ve Sasuke yerini biliyor. Birebir oynayacaklar. Lego iyi oynadı burada. Zaman yaratmaya devam ediyor. Elinden bıraktı neydini. Sasuke headshot'ı gönderdi ama hayır. Hayır. Neler oldu? Sonra Lego'nun bombası round'u kazandırdı. 200 IQ oyun. 200 IQ mu yoksa? Hatta burada herhangi bir engelle karşılaşmayacak bile BBL. Evet, skor çıkarması bile şu anki durumda sürpriz görünüyor biraz. Çünkü futbolist A site'e çok uzakken silahları da zaten uzaktan bu fight'e girmek için yeterli değil. Silah düşürmek veya silah kaçırmak için pek uygun bir opsiyon olarak görünmüyor. A link'ten bu arada imdiyeler yalnız tek başına C'ye girmiş. Fakat Moj orada bir takas alıp en azından bir tane Phantom'ı kaçırmak için şansları var artık. Bu arada B'de tek başına aslan var. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Diğer oyuncular A'ya doğru girdiler. Hemen başlangıç bölgesi tarafından gelen bir oku fark etti Lego. Oraya doğru cross'unu koydu. Sasuke deneyecektir şansını. Bu arada Mago'dan ikinci skor geldi. İkinci silah. Şimdi işler karışabilir. İşler karışacaktır. Nitekim 20 saniye kaldı. Spike henüz yerleştirildi. İki tane sıçra kullanıldı. Nereden geleceğinin farkındalar. Yalnız Heaven'ın altında bir oyuncu olduğunun farkında şu an futbolist. Oo. Ve Rust düşürüldü. Diğer oyuncunun yeri belli. Önüne hemen bir duvar çekiliyor. Adam avantajı futboliste. Lego ultisini açtı. Biraz zaman kazandırmaya çalışacak. Heaven'a gönderdi. Çok büyük hata. Büyük hata. Dediğin gibi çok büyük hata. Diğer oyuncu A-Link'ten gelmeye çalışıyor ikisi. Moj'la birlikte Sasuke yerleri belli. Kero çok güzel bir headshot. Lego'nun yeri birazdan belli olacak. Bire geldi. Lego birazdan zaman yaratmaya çalışıyor artık. Sasuke hemen çözecek mi? Oturdu yarısına kadar çözebilecek. Çözdüğünün farkında ama çözemedi. Hayır. Lego mükemmel oynadı bir kez daha. Clutch master. Artık çözdüğünün farkında. Üzerine clutch geliyor. Master. İnanılmazsın. Mükemmel bir clutch Lego'dan. Ama round'un bu takımına göre ve C hücumu geliyor şimdi. Ulti C'de geldi. Sniper bekliyor. Ulti geldi. Başlangıç bölgesinde aslan geldi. Arkasından yakaladı Mago'yu. Mago bulamadı bu skoru. Magnu'dan ve Sterben'den birer tane skor var ama avantaj hala bir BBL tarafında olabilir. Magnu sızacak ama bir ulti geldi yakın mesafeye. Magnu çıktı kendi ulti atacak ama. Rus'tan hemen cevap var. Sanırım ulti kullanıldı mı? Evet kullanılmış. İki kişinin infosu alındı. Şimdi 2-2 pozisyonda retake gelecek. Moj'dan önemli bir rez geldi. Mago'yu kaldırdı. Şimdi 3-2 retake oynayacaklar. Daha Spike yeni kurulacak. Özellikle Sasuke çok rahatsız etti. Aynı zamanda bir tane de hiti var. Yine birebir takas geliyor. Şimdi Rus'tan çok önemli bir clutch round göreceğiz. 1-2 Spike yerleştirdi. Yeri bu arada belli oldu. Hemen ultisini açtı. 70 canı var ama Sasuke tahmin etti. Agresif oynayacağını zaten infosu da vardı. Oradaki Sasuke'nin okuyla beraber ve devamında da şu an için futbolistin artık scoreboard'da adımını görüyoruz. Hemen double door tarafından geldi. Şimdi 3-3 pozisyon geri kaçmaya çalışacaklar. Uzuna kurulan bir spike göreceğiz. Yalnız Rus hala site'de onu bırakmak istemeyeceklerdir. Rus pozisyonu aldı ve kaçırdıktan sonra hemen pozisyon değiştiriyor. İki tane jetten ufak bir mücadele gördük. Oraya gelen bir kamera var ve işaretlendi Mago bu. Zaman kaybı anlamına gidecek. Spike için süre geçmeye devam ediyor. Çocuk pozisyonda iki tane başlangıç bölgesi hatta üç tane başlangıç bölgesi oyuncusu var. Mago Deşi'yle beraber geçmeye çalıştı. Yerden Phantom aldı yakalayabilecek mi? Aldı skorunu. Kero hala site'da ama Sterben'den hata yok. Yani BBL'in post-plant pozisyonunda pek yerleşemediğini söylemek lazım. Hı-hı. Aslında uzuna kurulmuş olmasına rağmen uzuna kaçıp pozisyon alamadılar. Fight'a girmek istediler. Fight'a girmek bir oyuncusuyla birlikte BBL adım atıyor şu an. Jayne'in içerisine girecekler Marty. Kolay bir kill. Ve bu double door'dan aslan gelmiş. Sterben'den takas var. Ama C kontrolü alındı. Ve spike kuruldu BBL tarafından. Güzel de bir ok gelmişti. Şimdi Mago yine başlangıç bölgesinden gelecek. Yani 4'e 3 silah avantajı var. Can avantajı var. Futbolistin burada hata yapmaması gerekiyor. Eğer maç ortak olmak isterse. Eğim Diyalal elinde Şerif ile beraber pozisyonu buldu. Of. Bir tek geldi. İkincisi gelecek mi? Gelmedi. Sasuke'den takas var. Rus'tan bir kill daha geliyor. Hala BBL'in bir şansı var. Rus'tan bir skor daha geldi. Mago vurdu. Uzun tarafında. Hemen spike oturdu. Kero koşmak zorunda. Yarıya kadar çözdü, bıraktı şimdi. Bir kumar oynadı. Kero hala ötünün geçmesini bekliyor. Mago'dan çok önemli bir clutch round geldi. Bu takımın hayat verdi ve 4-3'lükle. Bir de daha çok güzel bir crossfire var. Mago baktı yeri söyledi. Oraya bir kafes daha geldi ama bakalım bu arada ağzına atılan bir tane Omen ultisi mi var diye bakıyorum. Hayır, uzunda hala Sterben var. Oradan belki yardım edecek. Bu arada Spike hala C içerisinde kaldı. Mago'dan 3. skor geliyor. Sterben'in C uzundan düzeltiyorum. Yakaladığı Spike'le beraber Lego son kalan oyuncu olacak.
Yavaş yavaş geliyor ama Mago'dan muazzam bir jet operator performansı. Round'u başlattı, round'u bitirdi. İlk için çok yavaş bir silah. Ve aslan yavaş yavaş oradaki duvar arkasına doğru yaklaştı. Üzerindeki rakibini gördü. Aslan'dan güzel bir skor var ama zaten savunma kısmı infoyu istiyordu. İnfoyu almış oldu. Ve bir anda A4 demiş oldular. A-Link tarafında da belki Lurkle olabilir diye daha dikkatli oynuyor Mark New. Ve A taktiği mi gelecek? Hala 55 saniye var. Ulti geldi Aslan'dan bu arada. Kerovitis'in yanındayken bir skor daha geliyor. Şimdi 2-3 pozisyon. Aslan tutma durumunda. Nasıl? Aslan'dan bir skor daha geldi. Bir anda alt tarafında skorları aldı. Fakat kısada saklanan bir oyuncu var. Sasuke hala çok avantajlı bir durumda. A'yı tamamen temizlediklerini düşünüyor olabilirler. Bir kez daha yaşamıştın bunu bir dejavu. Oraya bakacaklar mı? Ama oraya kimse bakmıyor. Yalnız Aslan 4 dedi. İşler çok kritik. Hayır. Birebire geldi durum. Kero birebir oynamak zorunda. Sasuke üzerine doğru gitmek isteyecek. Bu ikilinin düellosunu kim kazanır? Keşif oku geldi. Nerede olduğu artık belli. Spike'ın üzerine gidecek. İnisiyatif kimde olacak? Yalnız çok güzel bir şok oku. Yarıcan'a indirmiş durumda Sasuke. Muazzam. Arbonunda ne oldu? Muazzam mücadele. Kero kazandı. Kere kozandı ama aslında BB'nin biraz daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Kamerayı hala arıyorlar. Hala kamerayı bulamadılar. Kamera kendini saklamaya devam ediyor. Mago'dan bu arada çok güzel bir açı var. Buraya bakmak biraz zor. Double O'dan gelen oyuncu için. Kero bu arada bir tane skorla beraber başlamış. Mago skorunu kaçırdı. Paranoya geldi. Sıkışmış durumda artık. Polist oyuncular site içerisinde. Starman'in yeri çok iyi yalnız. Ama Kero'dan çok iyi bir reaksiyon geldi. Ve son kalan oyuncu da Double 4'e. Arkalamak Mark üzere Mark New geldi. Rus'tan hata yok. Yani 5 kişi retake'e başladınız ve 4 kişi tamamladınız. BBR'den gerçekten C tarafına çok güzel çalışılmış bir retake. Yani belki killer arka arkaya geliyor ama o kamerayı bulamadı. Aslan bakalım ne zaman oynayacak. Orada yatmaya devam ediyor. Önünde tek başına Sage var. Ve Sage'de aynı zamanda Spike var. Evet, yanına Starbank geldi. Ama daha önce açılacak mı? Yakaladı mı? Hoş. Canına doldurdu. Çok önemli bir hamle bu. Onun canın dolmasıyla beraber A tarafına girecekler. Uzuna kimse bakmadı. Mago elini kolunu sallayarak girdi. Sıra tarafında hala Rus var. Onu da gördüler. Mago gelmeden zaten boş skoru almış. Avantaj bir anda polis tarafındaydı ama şimdi aim dediğin skoru ve sonrası gelen ultiyle beraber iki oyuncunun da yeri belli. Bu arada ulti sonrası yukarı çıktı. Mago'dan çok önemli bir hamle olabilir. Belki Heaven'da beklemeyebilirler onu. Ve ya Mago beklemeyecekler onu burada. O sıçramayı tam Sage duvarı açtığında yaptı ve o ses duyulmadı. Çok iyi bir oyun. Mago yavaş yavaş ilerleyecek. Mago şu an arkasından yürüyor. Lego bombotun moşu düşürmüş ama Mago'yu hala beklemeyecekler. Mago ilk skoru aldı. İkinci oyuncu da görecek mi? Daha fazla zorlamadı. Birebir pozisyon. Şimdi aim DLL yere kadar çözmemişti. Şimdi Mago çözüyor. Gelmiyor. Yok. Bıraktı. Şimdi aim DLL. Şimdi gördü bıraktığını. İki oyuncu arasında. Oh, çok güzel gitti. Denemeler var. Bu arada ultisi de var. Ultisi de var. Açmadı. Nasıl da bıraktı? Çözdü. 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 Yani Starben tekrar başlangıç bölgesine kadar yerleşmiş rakibinin. Yalnız C uzun kontrolü tamamen BBL'de. Şimdi Starben nereye gitmeli? Olay bu. Yavaş yavaş C'ye doğru gidip biraz dikkat dağıtabilir. Bu arada Spike B'ye kurulmuş durumda yine 3'e 3. Yani bir şekilde futbolist yine 3'e 3'ü buldu. Kero A-Link'ten gelecek. Gong'taki oyuncuyu gördü oraya doğru. Güzel bir ESE geliyor Kero'dan. Şimdi ikinci oyuncuyu arıyor side tarafında. C'ye tarafına bir tane ok kullandı ama dikkatsizlik iki tane skor geliyor. Birebir pozisyon şimdi. Sasuke mi? Aim DLL mi? Aim DLL yaklaşacak. Sasuke çıktı. Çok iyi. Yani Aim DLL önceki yani ilk hareketi Sasuke'nin yapmasını istedi. Yine benzer bir clutch round. Yine Aim DLL'den doğru bir karar. 10 mermi mükemmel bir spray kontrol bu arada. Evet. Dikkatimi çek. O da Aslan'dan. Bakalım ulti nereye gelmiş? C'nin tam ortasına atılan biraz info alma amaçlıydı ki Aslan'dan hemen skor geldi. Aslan. A'nın sefiri geri geldi. Yani her yerden vuruyor Aslan. Yine kaçırmadı. İki tane HS'si var round başında. Çok güzel bir Kero'dan bu arada. Goku üzerine. Phantom skoru da geldi. Şimdi Mark New tekrar isim olacak. Kendi başlangıç bölgesinde ulti geldi. Mark New vurdu ama Kero'dan takas var. Ve attı Aslan'a. Rus Marshall'ı ilk defa gördük. Belki de uzun süredir maçlarda. Moj'dan güzel bir tek var. Aslan hala yani o kadar cesur ki bak. Koydu cross'unu, çıkın ben vururum diyor. Normalde burada beklemesi çok akıllıca olmaz ama Aslan oynamak istiyor burayı. Gelen shorty mermileri bir küçük ısırık alıyor. Oradan ama Mago klasiğe geçti, yerden aldı bir headshot. İşler tehlikeli bir hale gelecek. Ama AMDL bekliyor tabii. Ama onu oradan beklemeyecekler. AMDL hayatında en kolay skorlarından iki tanesini aldı diyelim. Son kalan isim Mago olacak. Mago yerden bir Phantom çaldı. Aslında round olabilecek kadar önemli bir hamle bu ama İlk pozisyonda biraz hasar almasına rağmen skorunu alıyor. Şimdi Spike'ı da kuracak.
Oraya doğru güzel bir şok geldi bu arada. Orayı bravo bırakmak de zorunda kaldı. Kero çok iyi oynuyor şu an Bridge'le. Default pozisyon arkasında sıkıştı. Onu fark edecek Lego. Hayır, dirsek sanıyorlar. Dirsek sanıyorlar. Yine bir pozisyon. Lego'dan çok iyi reaksiyon geldi. Yani bir an dirsek tarafına sıkıştığını zannettiler ama evet. Lego'dan. Özellikle tabii B'ye yoğunluktaysanız B-Heaven bölgesinde de iyi bir direnç göstermeniz lazım mid bölgesinde. Çünkü aslında hiçbir yardım yok. Burada bir oyuncu vurmuş olsa ve ardından düşmüş olsa bile çok ciddi bir avantaj olmayacak. Spike kurulduktan çok sonra hala çok iyi noktalarda futbolist oyuncuları var. Bu arada Heaven altında güzel bir pozisyon var. Bakalım onu bulabilecekler mi diye bakıyorum. Oradan bir paranoya geldi. Starben! Mago yardımı. Starben Heaven altından çok güzel bir paranoya bıraktı. Üçüncü skorda geliyor Starben'den. Yani bu kararlar arkamız çok kritik olabilir. Oraya doğru alarm bot geldi bu arada. Ona dikkat edecektir mutlaka. Rakibini görürken yakılacak mı? Hayır. Mark New hazır geldi. Rus side'dan bir tane skor çıkarıyor. Şimdi Starben ihbardan atladı. İndiler Kero. Morcudan bir tane rez var. Bu kritik olabilir. Kero Starben'i vurdu. Çok karıştı her şey. 2-2. Yani bir saniyede her şey oldu. Yani Spike hala B-Heaven tarafında. Bu çok önemli. Kero oraya doğru bakıyor. Onun kontrolünde hemen Russ'ı yanına çağıracak. Sasuke oraya doğru ilerleyecek. İki oyuncu da kör oldu ama kill yok Kero'dan. İşler Russ'a bakıyor. Hala Spike onun kontrolünde. İlerleyemediler. Moş şimdi yavaşlatma küresini gönderdi. Russ'ın önüne double pick atacaklar. Bozmak istediler. Çok akıllıca. Üzerinde hiç oynamayacaklar. 30 saniye. Vent'ten A'ya gidiyorlar. Çok güzel bir zamanları var bunu kullanmak saniye için. Hızlıca zaten ilklerden geçtiler. Rus da yerden bir tane Vanda almış. Belki fake atıp geri gelirler diye ama pek mümkün değil bu. Yani 2'ye 2'de daha iyi oynayabilirlerdi. Kero flash atıp timing yapmaya çalıştı. Belki atıp kaçabilirdi. En azından evet. Rus'un yardımını alabilirdi. Kesinlikle. Oradaki birkaç tane kritik karar. Çünkü BBI yine savunma tarafında aslında doğru şeyler yapmıştı. Bombos Mago'yu tespit etti. Hemen karanlık örtü arkasından bir iki denemesi oldu Lego'nun. Flash pick gelecek. Oy. Bir anda açıldı Lego skorunu alamadı. Şimdi aldı. Geri de kaçıyor. Yalnız zorlamaya devam edecekler gibi. Smoke arkası bir oyuncu kaldı. Orada Lego'nun bombası da vardı ama kill çıkaracak kadar hasar gelmemiş. Lego hala orada ultisini açtı. Şimdi çantalarıyla beraber koşacak. Yakınlarda kimse yok. Bu kez dersini almış biraz daha futbolist. Hemen geriye doğru çekildiler. Kendi başlangıç bölgelerine. A tarafına gidecekler. Aim diyeler. Heaven savunmasından bir skor çıkardı. Orada yavaş yavaş Moj da geliyor karşısına. Biraz açılı bekledi. Lego'nun da yardımı var. Güzel bir crossfire var. Moj açılacak ve Lego'dan. Lego başlattı yine roundu. Bitirecek oyuncu mu olacak? Agresif savunma. Özellikle ortada çok iyi bir şekilde kontrol altına aldıktan sonra oyunu Lego farmlamaya devam ediyor. Son kanisi Mago olacak. Onu da aslan vurdu. Yani işte bu özgüven normalde Speed'de kimse bu kadar agresif bir ortada geçen bir harita olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane ulti geldi bu arada. Ağ arkasından info aldı aslan sanırım ultisiyle beraber. Böylece atak diye belli olacak. Oy. Starben Rus'u hemen takasladı ama iki tane skor verdiler. Starben şimdi hemen Rus'un yerine çıktı. Bakın Heaven'ı zorlayacak mı? Aim DLL örtü arkasından rakibini vurmaya çalışırken Starben'den. Bu arada Starben çok etkili skorlar gelmeye başladı. Yani bir kontrolcü olmasına rağmen cidden önemli bir skor katkısı var. Şimdi Kero gelecek başlangıç bölgesinden. Yüksek tarafına doğru. Site'a bu ulti gelecek gibi görünüyor. Orada Mago var. Takım arkadaşlarını bekliyor Kero atmak için. 3'e 2 pozisyonda. Arkadan aslan geldi bu arada. Şimdi geldi ultiyi. Belki buna bile gerek olmayabilirdi. Ama zaten ilk yarın sonu geldiği için bu roundda kullanmak istedi ultisini. Kero ve tekrar BBI öne geçmiş durumda. 6-5. Şimdi Lego'ya bıraktı sanırım ulti puanı için. Ve böylece BBI savunma tarafında farkı tekrar 1'e çıkarıyor. Aldırmaya çalışacak. Orada indilerden güzel bir açı var. Beklenmeyen bir pozisyonda yakın mesafe Phantom'ı var. İlk skor geldi. Spray'in devamında Moj'dan çok hızlı takas. Hemen takım arkadaşını da kaldırdı. Ve A taktiği oynamaya çalışacaklar. 30 saniye var. Saat içerisinde hala savunma tarafında Rus'u görüyorum. Lego'nun yardımı nasıl olacak? Rus dirsekten bir skor daha çıkardı. Rus çok iyi spray kontrol. Vandal'da ve son kalan oyuncu da artık Sasuke olacak. Heaven tarafından gelmeye çalışıyor ama BBL'de aslan buna izin vermedi ve BBL Starben saat içerisinde Rus'tan giriş skoru geldi. A tarafını tutamıyor futbolist. Rus'tan ikinci skor da geldi. Yani o kadar rahat giriyorlar ki A'ya. Hızlı da girseler, yavaş da girseler, fake de girseler A her zaman boş. Ve son kalan oyuncu da Mago da düştü. Rus'tan yine 3 tane giriş skoruyla beraber bitirilen bir round. BBL onu buldu. Futbolist de silah çekecek. Pan yaklaşacaklar. Moj'dan güzel bir tek geldi. Şimdi şu tarafında hala iki oyuncuları var. Kero'dan ve Lego'dan. Oradan takaslar gelebilir. Bombası çok iyi gitmedi Lego'nun. Ama Kero çıkıp o skoru almış. Mago hala Heaven tarafında A'ya yakın. Şu an BBL'de, AIM'diyeler de yavaş yavaş yardıma gelecek. Kendi başlangıç bölgesinden Spark'a doğru gidiyor. Aslında çok güzel sınmıştı ama Moj'dan Burant'ta çok kritik iki tane tek var Şerif'le. Yani futbolist Burant'u çalarsa gerçekten başka bir senaryo görürüz.
Ya şimdi B'ye doğru koşmak istiyorlar bu arada. Vent bölgesinde iki tane futbolist oyuncusu görünce hesap edip B'de maksimum bir tane oyuncu olduğunu düşündüler ve o da zaten Moj'du. Yerden alınan bir tane vandal var. Diğer silaha da gitmek isteyebilirler round'un ortasında. Spike kuruldu. Mark New geri çekecek botunu, tarihi koyacak yere. Mago çok güzel Şerif Etşan. Buna bilmiyorum ihtiyaçları var mıydı? İşler karışıyor. İşler daha kötü bir hale geldi. Moj Sasuke'yi kaldırdı. İşler karışıyor. 5'e 2 pozisyon. Lego Mago takası gelmiş durumda şimdi. Lego ultisini açtı ama Mago'dan izin yok. BBL biraz dikkatsiz davrandı bu roundda ve futbolist cezayı kesiyor. Yerden silahları alacaklar. 6. roundları bir refleks, bir flick shot geldi. B tarafından skor geldikten sonra Luz şimdi spawn'a kadar gidecek, yakalayabilir mi? Bir skor daha geliyor ama artık Sasuke yeter dedi. Şimdi Haven tarafındaki rakiplerini de bulmaya çalışacaklar. Lego yakın mesafe bakisi var. Yakından güzel bir tek attı. Onun silahını almaya çalışacak rakibinin. Hayır, ip tarafına doğru geliyor. Rakibini biliyor orada olduğunu. Daha fazla zorlamayacak gibi. Şimdi yerden bir vandal aldı. Mago'da aynı şekilde Phantom değişikliği. Sasuke'den skor geldi. Yalnız Lego'nun orada olduğunu az çok biliyorlar. Lego'ya bir bomba geldi. Lego geri kaçmak zorunda kalacak. Devamında bakalım ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Oy, bir tane daha vurdu Lego. Wow. Şimdi üzerine doğru gelmeye çalışıyor. Mago trade aldı. Hala yaşamaya devam ediyor. Spike kurulmuştu zaten ve Mago burayı oynamak zorunda. Önüne doğru bir tane duman bulutu atarken inceleri açıkta Bulldog'la birlikte yakalıyor Mago'yu. Ve 11'i bulan BBL. Yavaş atmadı. Üzerine gelecek bu yavaş atma küresiyle beraber de. Yalnız açıklık var çok orada. Çok güzel. Ne yapı kullanamadı. Kero. Cezayı kesti o açıklıkta, değerlendiremeyince Moj. Sasuke'nin üzerine yürüyebilirler. B savunmasını bilmiyorlar. Birebir trade. İstediği senaryo devam ediyor BBL'in. A tarafında yine Cypher var. Vent'ten hemen gidecekler. Hayır, Vent'i kullanmıyorlar. Sudan gidecekler. Mago bu kill alması tekrar gerçekten çevirdiler. Çok kritik. Dediğin gibi tekrardan B'ye gidecekler. Bu sefer işler Rus'a bakıyor. Çünkü Rus çok güzel bir şekilde Heaven'a sızdı. Rakibinin başlangıç bölgesine kadar gidip skoru aldı. Şu an arkasındaki oyuncuyu görecek ve sadece Mark'ın infosu verilmiş oldu. Ve 2-2 pozisyon. Lego'nun canı çok az. Lego ultiyle geliyor. Lego son saniye. Mark New'yu düşürdü. Ultisi patlamak üzereydi. Bu işte fark yaratan hamle. 2-1 pozisyon. Mago gelecek Heaven'dan yavaş yavaş, hemen altında bir oyuncu var aslan. Ve Lego da biraz uzakta. Lego! Lego sen neler yapıyorsun? Yani canın şunu yaratması lazım haritada. Gerçekten çok doğru kararlar veriyor. Sasuke bu kez pikledi. Ben söylerken bir anda körsedim resmen. Mago'dan güzel bir şey. Pik gelip iki tane önemli skor geldi. Ama yine BBL 2vs2'yi buldu. Ve oyunu A tarafına veya B tarafına çevirmek için çok fazla zamanı var. Yani 2-2'de şu an inisiyatif biraz daha BBL tarafında. A tarafında çünkü kamerası var ahim diyelim. Ve hani B'de her ne kadar Mark iyi yerleşmiş olsa da yeteneklerine biraz daha güvenmek zorunda. Sızıp sızmadığından kimsenin emin değiller tabii ki. O yüzden biraz daha A'yı retake'e bırakmak isteyebilirler. B'de killcı oyun olduğunu biliyorlar ve böyle bir pozisyondayken killcı oyun yeteneklerinden uzaklaşmaması gerektiğini biliyorlar. Ama yine de B'ye gitmek istiyor BBL. Burası. 45 saniye. 5 saniye. Şimdi B'yi hızlandıracaklar. Oraya en yakın B Heaven tarafındaki Mark New var ama side tarafındaki özellikle yetenekleriyle beraber Killjoy'un bir şeyler çıkarabilir gibi görünüyor. Info alacaktır. Bu arada çok kritik. Aim denelim, bir tane info ultisi var. Eğer bir tane skor çıkarabilir veya ceset bulabilirse yakınlarda, bununla birlikte de round'u aldıracak infoya sahip olabilir gibi görünüyor. Yavaş yavaş B tarafına girecekler artık. B uzun yoldan oradaki yeteneklerin de geçmesini beklediler. Killjoy'un şu an fark etti. Tecritini koydu hemen savunma tarafında ama arka tarafta edebilir. Aim diye elden muazzam bir ES'ye geldi. Şimdi 2-1 pozisyon. Starman'den bir clutch round görebilecek miyiz? Teleportuyla hemen ipin altına doğru yerleşti. İlk skoru çok önemli. Birebir pozisyon. Aim diye el backside tarafında. Starman yavaş yavaş yaklaşacak. Starman'in bu arada bir ultisi de var ama bir fake atabilir mi diye baktım. Ve Starman'den muazzam bir ES'ye geldi. Yani Starman hayatta tutmaya devam ediyor. Nefesler tutulmuştu. 2-1 pozisyonda muazzam iki tane vuruş geliyor genç oyuncudan. Ve bununla beraber de futbolistin 9. roundu artık. Çok kritik bir roundu. Futbolisti ayakta tutmaya devam. Pozisyon geldi, şimdi A'ya doğru ellerini kollarını sallayarak girecekler. Fake taktiği başarılı. Mago dönmeye çalışacak. İşte fake bu. İki tane giriş skoru geldi. 10 numara taktik ve BBL böylece A tarafına artık Spike'ı kuracak. 3'e 5 pozisyon. Bir flash pick daha geliyor. Hala flash pick atıyor Kero. Ve Sasuke toparlamaya çalışsa da yetersiz. Mark New son kalan isim. Skorunu aldı ama canı 46'ya kadar düştü. Rus bitiriyor. BBL Valorant Türkiye şampiyonu olmayı başaran.